Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüştü. Lavrov daha sonra, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükri ile bir araya geldi. İkili baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Dışişleri Bakanı'na, Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları tedarik etmesiyle ilgili bir soru soruldu. Bir basın mensubunun sorusu karşısında Türkiye ve diğer ülkeleri suçlayan Lavrov, Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor açıklamasını yaptı. Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, tüm ilgili ülkelere, Türkiye'de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim, dedi. Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Misyagin, Donbas üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir S1, S-125 ve Tor uçak savar füzesi mevzilerini tespit etti demişti. Bayraktar TB2'ler Suriye'de 2 adet, Libya'da 20'den fazla ve en son Dağlık Karabağ'da çok sayıda Pantsir S1 hava savunma sistemi imha etmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, enerji alanındaki işbirliği konusunu da ele aldıklarını belirterek, savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin perspektifleri de gayet büyük. Savunma sanayisi, stratejik ortaklığımızın itici gücüdür. Cumhurbaşkanı ile uçak yapımı alanında işbirliğimizi de ele aldık. Söz konusu alan her iki ülke için de son derece önemli. Buradaki amacımız net projelerin hayata geçirilmesi, ortak işletmelerin oluşturulması, tecrübe ve teknoloji paylaşımıdır diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna ile işbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir demişti. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.